Şimdi İslam halifesi, İslam ahkamını cemiyette tatbik eder. Vazifesi budur. Bunu ne kadar tatbik eder? Herhalde evin içerisinde jandarma sokup siz evde ne yapıyorsunuz demez. Sokağa hakim olur. Devlete hakim olur. Sokağa hakim olur. Sokakta ahlaksızlığı aleme-i İslam'a yapamaz. İslam'a aykırı şeyleri alenen yapamazsın. Evinde ne halt edersen et, ona kimse giremez yani. Ona hiç kimse giremez. Halife-i Müslümin olmadığı için Müslümanlarda birlik temin edilemiyor. Halife-i Müslümin olsa bugün şeydeki, Filistin'deki o zulüm yapılabilir mi? Yapılamaz. Müslüman devletler halifenin sözüne uymaya mecbur olur. Baştaki uymazsa millet onu zorlar. Halife böyle emretlidir. Hulasa halife, halifeyi İngiliz 300 sene uğraştı ortadan kaldırmak için. 300 sene. Allah rahmet etsin. Şey öyle diyor. Doktor Rıza Nur hatıratında diyor ki yahu be adamlar diyor. Madem halifeliği kaldıracaktınız, İngiliz'den istediğiniz kadar para isteyeydiniz bari diyor. Yani borcunuz morcunuz hepsi gitti ki 10 sene 20 sene idare edecek para da gelirdi size. Ama siz bu işin gönüllüsü oldunuz. Bedavadan halifeliği kaldırdınız. Halbuki halifeliği kaldırmak için deseydiniz ki ya biz halifeliği kaldırırız ama bir sürü borcumuz var harcımız. Ura İngiliz vagonla çil altın gönderdi diyor size. Yani 300 sene uğraştığı şeyi bizim ekip bedavaya yaptı ve neticesi bugünkü İslam'ın garip, acip, zayıf halidir.